Keyingi guvohlik George Bernard Shaw. Britaniyalik yozuvchi, romanist, dramaturg, Nobel mukofotining laureati. George Bernard Shaw shunday deydi. Olam Muhammaddek fikr yutadigan kishiga naqadar ham muhtoj. Mening fikrimcha, agar bugungi kunda dunyoni unga o'xshagan kishi boshqarganda edi, albatta bizlarning muammolarimizni hal qilishlikda bashariyat orzu qilgan tinchlik va saodatga erishgan bo'lar edi. Muhammad alayhissalomdek kishi agar rahbariyatda olsa, zamonaviy dunyo boshqaruvini albatta hammani saodatga yetkizgan bo'lar edi. Doktor Shabrik, avstriyalik. Bashariyat Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek insonni o'ziga nisbat berilishidan faxrlanadi. Biz Yevropa xalqi agar uni yo'lidan yursak, naqadar baxtli bo'lar edik. Odam zoti Muhammad alayhissalom shu odam zotiga nisbat qilinishligidan faxrlanadi. Ya'ni Muhammad alayhissalomdek kishi odam zotidan bo'lganligiga insoniyat faxrlanadi, birodarlar. Buni kim aytayapti? G'ayri dinlar aytayapti. John Davenport, ingliz olimi. Mashhur payg'ambarlar va fotihlar orasida hayoti Hazrati Muhammadning sallallohu alayhi vasallam tarixidek eng ko'p va barcha nuqtalarda batafsil o'rganilgan shaxs yo'q. Hech kim hayoti Muhammad alayhisalomning hayotida kitoblarga bitilmagan va hech kim hayoti Muhammad alayhisalomning hayotidek o'rganilgan emas. Abi qo'mondan chiqdi, dunyoga tanildi, bu yoqdagi hayot qanaqa bo'lgan, bilasizmi? Bilmaysiz. Ha, palonchi olim bo'lgan degan tanildi, bu yoqchi? Bilmaysiz. Muhammad alayhisalomning hayoti tug'ilgan kunidan vafot etgunga qadar nima voqea bo'lgan bo'lsa, hammasi kitoblarda bitilgan. Anni Besant. Payg'ambar bo'lish haqqi shubhasiz unga tegishli. U Sezar ham, Papa ham emas edi. Unda bunday da'volar yo'q edi. Uning ortida ulkan lashkari ham, tan soqchilari ham yo'q edi. Uning na maoshi, na boshqa moddiy boyliklar bor edi. U saroylarda yashamadi. Davom etadi. Agar kimdir faqatgina e'tiqod, iymon sababli odamlarni o'zining ortidan ergashtirishga qodir bo'lgan bo'lsa, bas u kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Iymon e'tiqod bilangina yetadi odamlarga. Pul bergani yo'q, orqamdan chiqasan deb. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan odamlarni yetakladi. Anni Besant davom etadi. U hech qachon hech kimning qo'llashiga muhtoj bo'lmas edi. O'zining xos kiyimi ham yo'q edi. U hech qachon o'ziga baho bermagan, payg'ambar bo'lishligi haqqi faqat unga tegishli. Bu payg'ambarning hayotini o'qib o'rganayotgan kishilar uning ulug'ligi oldida tiz cho'kadilar. Bu inson haqida yana ko'p narsalarni aytish mumkin edi, ammo xulosa qilib aytsam, u haqida yozilgan har bir satr menda hayratni uyg'otadi. Bu ajoyib muallim hayoti oldida asir bo'lib qoladi. 1932 yilda Madrasda aytgan so'zi. Montgomery. G'arb bunday yuksaklikka yetishgan boshqa bir kishini bilmaydi. Richard Bell. Yevropani qutqarish yo'li islom. U kishi aytadi. Yevropa halokat jari yoqasida turibdi. Yaltirab turgan surat ortida asabiylik, o'zini o'zi qatl qilish, ruhiy xastalik, fahsh, aroqxo'rlik, giyohvandlik, ayollarni zo'rlash, son sanoqsiz jinsiy kasalliklar turibdi. Fasad zo'r. Fasad zo'r. Asfalt ekkiz, mashinalar yangi, supermarketlar to'ldir, maoshlar, oyliklar katta. Bizni ko'zimizga yirqirab ko'rinayotgan fasadi. Odamlar orasida bir-biriga bo'lgan ishonch va muhabbat ko'tarilgan. Oila birligi, uning a'zolari o'rtasidagi aloqalar uzilgan. Davlat boshliqlari bu muammolardan chiqish yo'llarini topisholmayapti. Ziyolilar esa bu ruhiy inqirozni yo'q qilish uchun harakat qilishmayapti. So'zini nihoyasida Richard Bell aytadi:
Yevropa aldığında fakat yine bir yol turuptu. Yevropa aldığında fakat yine bir yol turuptu. Necat geçişinin yegane yolu. Bu İslam. Bundan başka yol yok. Michael Hart. Amerikalik olimlardan. Bu Michael Hart yeryüzüge katta ta'sir ko'rsatgan 100 ta ulug' insonni ajratmoqchi bo'lgan. Va tarixda Odam alayhisolamni bu yog'ida ata aytilgan, tarixda iz qoldirgan hamma odamlarning hayot haqida ma'lumotlar to'plab kompyuterga kirgizgan. Qo'mondonlar, siyosatchilar, fotihlar, payg'ambarlar hamda mana shularni insoniyatga foyda keltirishligi, jamiyatga bo'lgan ta'sirini eng buyugini ajratib beradigan programmalarni ham joylashgan. So'ngra ana shu kompyuterda tugmasini bosgan. Eng buyuk insonni aniqlab berishligan. Kompyuter Muhammad alayhissalom deb chiqargan. Bu ilmiy bahsni olib borgan kishilar bu natijaga hayron bo'lib, qanoatlanmasdan yana takror qilib bosishgan. Xato bo'lsa kerak bo'ldi. Yana Muhammad alayhissalom deb chiqqan. Bir necha marta takror bu narsani qilishganida ham Muhammad alayhissalomni ismi chiqavergan. Shundan keyin aytadi u kishi, Michael Hart. Eng ulug' 100 kishi degan kitobida. U Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham diniy, ham dunyoviy maydonda ulkan muvaffaqiyatlarga yetishgan yagona inson edi. Vafotiga 14 asr o'tgan bo'lishiga qaramasdan, hozirda ham uning dunyoga bo'lgan ta'siri ulkandir. Qarang birodalar, insoflilari aytayapti. Ammo insofsizlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni masxara qilyapti, karikatura chizyapti. Bilingki, mana shu ishni qilayotganlar naqadar ablah inson, naqadar haqiqatdan uzoq bo'lgan kishilar. Lev Nikolayevich Tolstoy Rus madaniyatini dunyoga tanitgan, yer yuzlashib o'tgan yozuvchilarning eng ulug'laridan hisoblangan kishilar. Lev Tolstoy. U kishi umrini oxiriga borganda aytgan so'zlari, qilgan ishlari, fe'llaridan ana shu davrdagi jamiyat u kishini tushunmagan. Shunda Tolstoy shunday deydi. Bir toifa kishilar meni espas ahmoq deyishyapti. Yana bir toifa esa lahma mistik bo'lib qopti bu odam deyishyapti. Hukumat kishilari esa revolyutsioner deyishyapti. Ya'ni meni hech kim tushunmayapti. Bu narsa men uchun og'ir, tan olaman. Shuning uchun menga u Muhammad kelgashganlardan deb qaraylar, hamma narsa chiroyli bo'ladi. Nima deyapti birodarlar? Rus madaniyatini cho'qqisida turgan kishilardan bittasi, men jinni emasman, lahma emasman, revolyutsioner emasman, menga faqat meni tushunmayotgan bo'lsanglar, qilayotgan ishlarimni, gapirayotgan gaplarimni Muhammadga ergashdi deb qo'yinglar, shunda ham yo'q go'zal bo'ladi, deyapti. Pyotr Chadayev, bu 18-19 asrlarda yashagan rus mutafakkiri va publitsisti. Men ana shu gaplarda ichidagi meni nazarimda aytilishlikka loyiq bo'lganlarni terdim, lekin juda ko'p ekan. Pyotr Chadayev o'zlarining falsafalaridan birontasini ham hayotga tatbiq qila olmagan, odamlarning qalblariga o'rnashtira olmagan, odamlarni birlashtirishlik o'rniga faqat oralariga nizolarni solgan ana u befoyda donishmandlardan ko'ra Muhammad sallallohu alayhi vasallam odamlarning hurmatiga loyiqroq. U filosoflar, u donishmandlar, falsafalar o'zlarini olib kelgan falsafalari bilan o'zlari aytgan, olib kelgan fikratlari bilan odamlarni birlashtira olmadi. Hayotga tatbiq qila olmadi bu falsafalarini. Aksincha odamlar o'rtasini bo'lib qo'ydi. Bunaqa donishmandlardan ko'ra Muhammad alayhissalom odamlarning hurmatiga loyiqroq. Bu guvohliklarning oxirgisi qatorida Karl Marksni bergan guvohligini keltiramiz. Nemis filosofi, sotsiologi, iqtisodchisi, yozuvchisi, siyosiy jurnalisti va jamoat arbobi. Karl Marks aytadi. Uni Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Faqat insoniyat tarixidagi ulug' insonlar qatorigagina qo'shib qo'yishimiz adolatsizlik bo'ladi.
Muhammed Aleyhisselam'ın tarihte yaşayıp ötken büyük insanlar Katarge'yle kirgizip koysak, adalattan bulmaydı. Biz onun resalatını ve yerdeki Osmanlı'nın elçisi ekenini tan alışken mecburumuz. Kim et yaptı? Komünizm'de asasız et yaptı. Biz onun resalatını ve yeryüzündeki Osmanlı'nın elçisi ekenini tan alışmamız gerek. Bana buradalar güvahlılar tügeldi. Şimdi bana şu bahsini hatırlasın. Biz bu bahsimiz arkalık İslam'ımızın büyük bir yolunu, menhecini ve bana şu büyük yoldaki bir sahifan açmakçı bulduk. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatındaki rahmet degen sahifanı. İslami şeriatının büyüklüğü, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, güzelliğini, hamasını yapıramız desek, bilesler mi bu bahs kançaya çözülüp yeterdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel siret bağıda Allah kadir kıyanışa kezdik. Bana şimdi şu bahsimizin nihayası da tötte neden aydamız. Tötte çakırık mı? Birincisi, bu Müslümanlar gibi olgen çakırık neden. Ey Müslümanlar, dinimiz ne kadar büyük din. Biz bu dinimiz arkalık Allah'a ibadet kılamız. Elbette Allah Teala özünün ahirge şeriatı, İslam'ını yubardı. Biz bana şu ahirge şeriat vakiller heykelliğimiz bilen fakirlenemiz. Siz bilen biz Müslümanlar ahirge risalatını kötere türgen amanatlarlarımız. Bu risalat dünya ve ahiret saadeti yeteğiydi. Siz bilen bizge Allah Teala en büyük nimetini verdi. İslam nimetini. Şükür kılıyelik. Nimetini şükürünü ada kılıyelik. Allah Teala'nın fazla ziyade buladı. Ama İslam degen nimetini şükürü burada Allah fakat til bilen bulmaydı. O til bilen ayet koyuladı göndersemez. Ha, til bilen ayet için şükürde bir türü. Ama şeriatta her bitti hükmünü katta küçük işlerimizde tatbik etsek bu nimetini şükürü yine ne bilen ada buladı. Her bir mekanı ve her bir zamanda yaşayken adamlarca Peygamberimizin risalatını yetkizişliği bilen. Burada Allah yerkenimizde yük ağır. Çünkü bu yük peygamberlerden koyan. Muhammed Aleyhisselam'dan kim başka peygamber kimiydi? İslam'dan başka din bu muydu? Ey Müslümanlar. Siz bilen bizge sağ, özgertirilmegen, sahih İslam yetip geldi. Bu amanetini Resulullah devrede buladı mı? Ya ki ondan keyingi devrede buladı mı? Halis, muhlis bugün erkek ayollar yetkizip geldi işte bizge. Şimdi biz sebeple İslam'a taş deyip koymasın, gap deyip koymasın. Ey Müslümanlar, dinimiz bilen özümüzü aziz de bileydik. Çünkü biz en afzal insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimiz. Küfürge, dinsizlikke şaşırıyorkenler siz bilen bizi korkutmasın. Çünkü onlar hiç kaçan Allah'a zarar yetkizişi olmaydı. Onlar da kılıyorken işe her kança katta bulmasın, bari bir insani mekir. İnsani mekir, insan çekilengen. Demek onu mekire hem kılıyorken işini hem çeke bar, çekerası bar. Ular da kılıyorken düşmanlığı yu makir hilesi ne kadar düşkeledi? Allah da olay dedi. Ve yamkuruna ve yamkurullah. Vallahu hayrul makirin. Ular da makir kıladı deyipti Allah Azze ve Celle. Menen makir kılaman deyipti. Men makkar rağman deyipti. Kim yengedi bu makirde? Kim mağlup oladı bu hileden yerinlerde? Bana şu makirde kılıyorken insanlar.